Köpeğin ısırdığı yer. Sabahtan çocukları okula gönderdim. Bu mahallede, mahallenin ismini de bilmiyorum, İnönü Mahallesi. Bir köpek çocuğun üstüne çullanmış. Bacağını falan, baldırını falan ısırmış. İşte arkadaşları kurtarmaya çalışmış ama onlar da küçük olduğu için kaçmışlar. Hastaneden arkadaşlar gelirken görüyorlar çocuğu böyle böyle olduğuna rağmen. Hemen çocuğu işte alıp getiriyorlar hastaneye. Pansuma falan yatıyorlar. Ben de işteydim. Beni arayamıyorlar. Çocuk benim ezbere bilmediği için annesini arıyor. Annesi de beni arıyor. Sonra işte hastaneye geldik. Pansuma falan yaptırdık. Olay böyle oldu yani. Ama işte ben böyle şeyleri istemiyorum. Her gün köpek olayı, her gün köpek olayı. Çocuk mağdur oluyor. Ben şimdi gidiyordum, buradaydım. Sonra köpek de orada havlıyordu. Gidiyordum ben. Sonra geldi, köpek de atladı üstüme. Sonra ısırdı işte bacağımı falan. Ben de kafamı betona vurdum. Bir de işte diz kapağım soyuldu falan, parçalandı. Bacağımı ısırdı köpek. Sonra ben de korktum. Arkadaşıma da geliyor, yani kuzenime de geliyordu. Kuzenimin elinde de top vardı. O vurdu. Onu da ısırdı. Isıracaktı. Sonra topla vurduğu için kaçtı, gitti yerine, kendi oturduğu yerine. Bahçesinin kapısının önüne gitti. Sonra bir baktık, ortadan kaybolmuştu köpek. Bizim komşumuz var, o buradaydı. Sonra geldi, arabaya bindirdi beni, hastaneye getirdi. Hastanede aşı falan vurulduk. Hep havlıyor bize doğru. Sonra biz de direkt geçiyoruz işte. Bu köpekler, yani bu köpeklerin yüzünden buradan hep korkuyoruz. Okula gidemiyoruz. Hani çok korktuğumuz için de ben hep buradan korka korka geçiyorum.